Bu çalışmamız 6 arkadaştan oluşmaktadır. 5 erkek, 1 bayan arkadaş. Bu grup çalışmasının bir eseridir. Bu grupta 6 arkadaştan bahsettim. Genelde Eril'de ilk sergiyi açamadık. Daha evvel bazı terslikler oldu. Eril'deki bu grubun ilk sergisi. Grubumuzun adı da Karadeniz Ereğli Art Grup olarak oluşturuldu. Hem Karadeniz Ereğli'nin ismini yaşatmak hem de sanat grubu olarak aktivitesini sürdürdüğümüzü izleyicilere anlatmak adına böyle bir ismi seçtik. Dolayısıyla bu iki salon, Osman Zeki Oral ve Vedat Can'ın sergisini içeren iki salona üçer arkadaş, altı arkadaş, üç üç diye bölüştük. Bu şekilde aşağı yukarı yarın kapatacağız. 10. günümüz olacak. Gönlümüz diliyor ki insanlar bu pandeminin getirdiği stresten, sıkıntılardan, şu güzel havalara geçişli döneminde onlar gelsinler, baksınlar, bu yılları içeren çalışmalarımızı güzelce gözlemlesinler. Sıkıntılarını resimlere bakarak gidersinler. Kısa da olsa bir mutluluk dönemi yaşasınlar. Huzurlu olsunlar istedik. Yani yılların birikimini, çalışmalarımızı onlara sunarak paylaşmak istedik. Dolayısıyla bu güzellik içinde ne kadar güzel dostlar, insanlar, resim sevenler gelirse biz o kadar seviniriz. Çünkü her hareket bir yerde diğer öndekini tetikler, getirir. Biz de istedik ki gençlere biz abi, büyük olarak, usta olarak örnek olalım. Arkamızdan onlar gelsin. Güzel sanatlarla uğraşan insanlar sevgi doludurlar. Kimseye kötülük düşünmezler. İyi serdirler. Bu şekilde güzelliği sürdürmek, sanat adına da, resim adına da böyle bir aktivite içine girdik. Benim çalışmalarımla ilgili açıklamam gerekirse, aşağı yukarı bu çalışmanın bir kısmı 27 seneden fazla, biraz karma yaptım. Nasip olursa 2002'de 40. sanat yılının sergisini açmıştım. 2012'de 50, 2022'nin sonu ya da 2023'ü gereken de 60. yılımı hazırlayıp sergilemek istiyorum. Tabii güzel bir söz vardır. Tanrı'yı güldürmek istemezseniz planınızdan bahsedin diye. Biz de izin istiyoruz, müsaade ederse, Allah nasip ederse diyoruz. O 60. sanat yılının sergimi hazırlanıyorum. Konu olarak doğayı severim. Dolayısıyla doğanın güzelliğini, yeşilliğini, hareketliliğini beni çok mutlu eder. Çünkü onlar size pozları gibi dururlar, kımıldamazlar. Hareket güzelliğini içinde yaparsınız. Ve ana noktam da ağaçlardır. Hatta ağaçları da kurusunu çok severim. Sebebi de kuru ağaçlar çok hareketlidirler. Zaten resimde ana öge hareket, kompozisyon, oran ve orantıdır. Bunları bu çalışmam içinde toparlamaya çalışıyorum. Ve o renk armonisi içinde bazen monokrom oluyor, bazen çok renkli oluyor. Onları da kendi kendine değerler içinde, aldığımız sanat eğitimi içinde götürmek istiyoruz. Ben kendi adıma şunu getireyim. Ortaokuldaki şu anda müze olan binada Nedim Günsür adlı Türkiye'ye çok üst düzeyde mal olmuş. Tesadüfen Ereğli'de resim öğretmenliği yapmış büyük usta. Ortaokulda öğretmenim oldu. Öğretmen okulunda da Osman Zeki Oral, Ereğli hem hemşehrimiz hem de hocamız olarak karşımıza çıktı. Orhan Ersoy diye çok değerli bir diğer resim öğretmeni de vardı. İlkokul öğretmeni yaptım 2 sene. 2 sene asker öğretmeni yaptım. Ondan sonra Gazi'ye girdim. O zamanlar resim, müzik, beden eğitimi bir tek Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü vardı. Orada da çok çok değerli öğretmenlerim oldu. Bunlar hep bizim için bir şanstır. Ben de o değerli öğretmenlerimin önerilerini, bize verdiği bilgileri kendi dağarcığımı, yorumumla güzelce toparladım ve bugünlere geldim. Yarın ne olur orası Allah bilir. Bu nedenle tüm sanatseverlere, ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum. Resim yapmak güzeldir, yapamazsa sahip olmaya gitsin. Sanatçılığı korumuş olsun diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.